Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Love Poly'yi göstermeyi düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi Love Poly oyunlarda çok önemli. Çok kıymete biniyor. Love Poly'yi göstermenin iki yöntemi var. Yani Love Poly yapmanın iki yöntemi var. Birincisi Love Poly'den Love Poly'ye. İkincisi ise Hide Mesh'ten Love Poly'ye. Hide modelden Love Poly'ye arkadaşlar. Ben önce Love Poly'ye gidiş yolunu göstereceğim size. Bunun için bir tane helmet yapmayı düşünüyorum. Eski savaşçıların başına taktıkları zırh. Bu zaten bu karakter ZBrush'ın içindeki hazır gelen modellerden birisi. Önce karakterimizi şu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Klavyeden X'e basarak simetri aktif hale getirdim. Real time sculpt. Sculpt. Sculpting. Herkes buraları çok hızlı yapıyor. Yani izlerken sinir oluyordum yani. Hani bu işe ilk başladığım zamanlarda hiçbir şey öğrenemiyordum. Şunu yavaş yapın. Yavaş yapın da biz de öğrenelim nasıl yapıyorsunuz. Böyle yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şarpın yaptım. Burayı sıfır yapıyorum arkadaşlar. Extract, accept. Şuna gelelim. Evet. Bu kısmı seçip kontrol V deyip orayı maskladım. Arka kısım da seçildi. Hidden diyerek o kısmı sildim arkadaşlar. Şimdi Zemeşir uyguluyoruz modelimize. Bu cam tasıyla ilk defa kaydediyorum. Bu kaydediyor mu ya?
kaydediyormuş. 15 dakika, 15 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Evet. Şimdi kulakları yok edelim. Biraz smoothlaştırıyoruz. Bizim ışığı daha çakalım. Double açtım. Bizim ışığı daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hatta half diyeceğiz bundan sonra. Bak. Şimdi şuradaki bozulmayı görüyorsunuz değil mi? Bu neden kaynaklanıyor? Bu simetri açık olmadığı için kaynaklanıyor. Simetriyi açarsanız daha düzgün olur arkadaşlar. Eşit dağılır yani size meşhur. Bir geri bir geri kulağı yok edelim burada. Evet. Şu an eşit dağılıyor. Bize bir şırdağı yapalım. Çok mu oldu? O zaman bir tane geri alalım. Ya aslında fena değil. Tamam. Şimdi modelimizi açalım. Ve helmetimizi, zırhımızı biraz dışarı çıkartalım arkadaşlar. Inflate yaptık. Biraz inflate. Little bit. Inflate. Evet. Şimdi biraz kenarları. Şimdi şekli daha rahat verebilirsiniz. Şimdi şekli veriyorum. Nasıl olsa görünmeyecek. Evet. Şöyle mi yapsaydık acaba ya? Yok ama bizde kulakları görünmüş. Böyle bir zırh. Şöyle. Şimdi sıra geldi. Bu zırhımıza birazcık extrude vermeye. Zimolar aracından space farpa basarak Q mesh seçiliyken Island bu kadar yeterli mi? Yeterli. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi Ctrl W yaptım. Şu kenarları subdivision yaptım, şey yaptığımızda
Hype model yaparken hype poly'ye geçtiğimizde şey yapalım. Çıkartalım. Yani böyle de çıkartabiliriz. Yani benzeyemedi oradan. Oradan mı yapsak, şuradan mı yapsak? Buradan. Şuradan. Poly group. Single poly group. Dediğimiz anda bütün her tarafını yani şunu evet. Şimdi bunu az bir şey çıkartalım. Tekrar extrude poly loop az bir şey şöyle çıkarttığımda az bir şey dedim. Evet. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bu çıkanı da hatta bu az olmuş. Az bir şey çıkarttık. Bu çıkanı da tekrar bir poly kontrol yaptık. Kontrol W yaptık. Poly gruptan poly loop. Şurayı loopladım ben. Evet, yani o bölgeyi seçtim çünkü oraya extrude vermeyi düşünüyorum. Tekrar buraya bir extrude. Şöyle verdim. Bu kontrol D yaptığınızda yumuşayacaktır arkadaşlar. Zırh görüntüsü verecektir. Bizimki biraz komik oldu ama mantığını anlamanız açısından söylüyorum. Neticede burada tasarım yapmıyoruz. Low poly'ye geldik. Delhi'leri sildim. Hatta bu noktada da biraz çekiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi şuraya şöyle bir şunları açalım. Tekrar B Z modu buraya poly group single poly bu kez onları işaretleyelim. Yani seçiyoruz. Sonra buraya Kümeş'ten Polyrop'a pardon şuna verecektik. Yok Polyrop demeyeceğiz. Aslında böyle de hiç fena olmadı ama Single Poly diyeceğiz. Pardon. Polyrop Poly Group All. Şimdi şurada şöyle bir hata oluyor. Aynı polygroup modu olduğu için o yüzden şunu bir kez daha Ctrl W dedikten sonra buraları maskleyelim. Yani farklı poligonlara çevirelim. Sona kadar gitsin ya.
şurada. Şuraya da verelim mi? Burası, burası. Şuraya kadar gelse bir sıkıntı olmaz. Şimdi buna ne yapalım? Polygroup Extrude verelim. Polygroup All. Biraz Extrude verdik. Sonra Insert'ten şöyle bir burayı ayırdık. Tekrar Polygroup şöyle şöyle böyle mi yapsak yoksa Stick Split yani buralara böyle boynuz gibi şeyler olur ya. O tarz bir şeyler mi yapsak acaba? Hani zırhta. Love Poly'yi iyice detaylıca görmüş oluyoruz arkadaşlar bu arada. Şimdi bu Love Poly'den Hide Poly'ye, bir de Hide Poly'den Love Poly'ye, onu başka bir derste yaparız artık. Çünkü çok uzayacak bu video. Şöyle. Pardon. Tamam, bu kadar yeter. Bunlara şimdi Polygroup Single Polygroup Q-Mesh Q-Mesh dedik. Şimdi bir de Bevel diyeceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya da şöyle Polygroup Polygroup ama oraya geliyor işte. Şunu da yine Q-Mesh'ten şöyle biraz uzattım. Şu baştakilerin ucunu sivriltecektim de o komutu unuttum şimdi. Onu artık siz uğraşır bulursunuz arkadaşlar. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Hide Poly'ye çevireceğiz. Bakalım kaç dakika olmuş. 19 dakika olmuş. Kaydı durduruyorum. Devam edeceğim bunu arkadaşlar. Bir sonraki derste.